Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bogota'da oynadığım ilginç bir oyundan bahsetmek istiyorum. İsmi Tejo. Tejo diye yazılıyor. İspanyolca'da Tejo diye okunuyor. Çok enteresan bir oyun. Şans eseri arkadaşım sayesinde haberim oldu böyle bir oyundan. Size de biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl söyleyeyim? Biraz ilginç bir oyun. Şimdi bunun özel mekanları var. Öncelikle oralara gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir yerde oynayamazsınız. Oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi birazcık tehlikeli. Birazcık. Büyük ihtimalle Türkiye'de veya Avrupa'da herhangi bir ülkede kolay kolay izin verilmeyecek bir oyun. Zaten oyundan da ufak bir video çektim. Onu da yine bu videonun sonuna ekleyeceğim. Göreceksiniz. Oyunun özelliği şu. Oyunda barut var. Aşağı yukarı bir 10 metre kadar bir mesafeye üçgen bir böyle piramit şeklinde bir balçık, böyle kil, yumuşak çamur, sert ama yumuşak çamur içine dik bir şekilde koyuyorsunuz. Ortasında bir tane demir parça var, yuvarlak. O demir parça yuvarlağın etrafına ufak içinde barut olan parçalar, zarflar yerleştiriyorsunuz. Yine çamurla onları sabitliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz yani o yuvarlağın çevresine. Ve büyük bir kare, o yuvarlağın çevresinde de büyük bir kare oluyor. Geri, etrafı tamamen çamur dolu, yani yuvarlağın içi de çamur dolu. Ve size büyük, ağır labutlar veriyorlar. Yani top değil, yuvarlak ama disk şeklinde. Böyle biraz hokey topuna benziyor. Ama çok ağır, demir. Esprisi o zaten. Mühim olan en yüksek puanı alıp oyunu bitirmek. Oyunun şöyle bir özelliği var. Normalde bu mekanlara gittiğinizde oyuna para ödemiyorsunuz. Parayı bir aya ödüyorsunuz. Çünkü oradaki espri o. Arkadaşlarınıza gidiyorsunuz. 3-4 arkadaş, belki daha fazla. Sürekli içiyorsunuz. İçerken de oyun oynuyorsunuz. Bundan da tabii keyif alıyorsunuz. Eğlenceli bir oyun. Çok enteresan, ilginç bir oyun. Şimdi oyunun kurallarına gelince şöyle. Mesela 4 kişi oynadığınızı varsayalım. 4 kişi oynuyorsanız eğer çamura saplamayı başarabilirseniz topunuzu, yani karenin içinde kalırsa topunuz, o zaman 1 puan alıyorsunuz. Eğer çembere en yakın top sizinki ise, yani 4 kişi attınız mesela, çembere en yakın top sizinki, o zaman 2 puan alıyorsunuz. Eğer barutları vurmayı başarabilirseniz 6 puan alıyorsunuz. Sadece attınız ve barutu vurdunuz mesela, patladı. O zaman 6 puan alıyorsunuz. Eğer çemberin ortası, pardon özür dilerim. Barutu vurursanız 3 puan alıyorsunuz. Patlarsa 3 puan alıyorsunuz. Eğer çemberin ortasında topunuzu sokmayı başarabilirseniz 6 puan alıyorsunuz. Hem barut patlatıp hem topunuz çemberin içinde kalırsa o zaman 9 puan alıyorsunuz. Zaten en yüksek alacağınız puan da o. Orada bu arada da eşyalar dağılıyor, onları topluyorum. Rüzgar var biraz. Burada amaç dediğim gibi en yüksek puanı almak. Çok enteresan bir oyun. Yani gidip denemenizi, arkadaşlarınıza denemenizi tavsiye ederim. Bizimki biraz fıkra gibi oldu. Bir Türk, bir Rus, bir Meksikalı, bir Kanadalı eğer Tejo oynarsa nasıl olur? Onu da bu videonun sonuna ekliyorum. Tabii ne yazık ki biz çok başarılı oyuncular olmadığımız için, deneyimli oyuncular olmadığımız için barutu kendimiz patlatmak zorunda kaldık. Onu da göreceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim eğer Bogota'ya giderseniz. Hoşça kalın. Devam. Continue. Just blow it up. Take my video. I have to blow it up. Ah, no. La próxima.
Thank you. I know, it keeps going. Blow-up has one other meaning in English too, though. It's like, just have, take your video. If you have like one of those balls that you need to put air in, you blow. Need to put air, like, you know, where the tube blows. It's your face. Hang on, hang on, hang on. Fire in the hole! Okay. Yeah.